İmedyatv ekranlarından Sağlık Köşesi programından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Sizler için şu anda Göztepe Medical Park'tayız ve Medical Park Direktörü Profesör Doktor Erkan Topuz konuğumuz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nı uyararak bu aloe veralı içeceklere yasak getirmişti ve bu yasak sonradan ortadan kalktı. Sizin bu konu hakkındaki yorumunuz ne? Şimdi bakın, aloe vera aşağı yukarı 3000-4000 yıllık bir maziye sahip, belki 5000 yıllık mucizevi bir bitkidir. Hatta benim bütün kitaplarımda vardır yazdığım yazılarda aloe vera, Benjamin ve Leylak. Evinizde bu bitkileri yetiştirin ki havadaki toksik olan maddeleri emsin. Emer. Çünkü toksik maddeleri emer. Buradan giriyorum. Aloe vera bugün benim kabul ettiğim en iyi cilt koruyucu, yanıktan koruyucu, bizim radyoterapi tedavilerinde yanıklara karşı en iyi koruyucu bir faktör. Ayrıyeten genellikle gene bizim kemoterapiye bağlı cilt reaksiyonlarında koruyucu bir faktör. Diş etlerini koruması bakımından gene koruyucu bir faktör. Yani ben hastalarıma her zaman söylüyorum, bir bebek şampuanı kullanınız, zeytinyağlı sabun kullanınız, aloe veralı sabun kullanınız diyorum. Tabii çünkü. Koltuk altına sprey kullanmayınız diyorum. Ya koltuğunuzun altına mumlu aloe veralı koltuk kullanabilirsiniz. Çünkü bugün aloe vera kimsenin bu reklam amacıyla konuşma değil. Gerçekleri söylüyorum. Belki Türkiye'de 5-6 tane aloe vera firması var. Tarım Bakanlığı'nın tasdikli olan aloe vera olan içecekler tonik olarak kullanılır. Tarım Bakanlığı çünkü bugün buna müsaade ediyorsa bunların içinde hiçbir zararlı etki yok demektir. Halkımız korkusuzca Tarım Bakanlığı'nın onayı olan bütün aloe veraları maddeleri kullanabilirler. Özellikle cilt güzelliği için. Ayrıyeten toksik maddelerden arınmak için. Ayrıyeten yaralardan korunmak için. Ayrıyeten üzerinde duruyorum, psoriasis için. Hiç çaresi olmayan psoriasis'te Amerika'da yeni bir çalışmada tableti verilerek ve cilde aloe vera tatbik edilerek çok iyi sonuçlar alına ait yayınlar var. Onun için Tarım Bakanlığı'nın müsaade ettiği, onayladığı ürünleri, bütün hastalarıma aynı şeyi söylerim tamamlayıcı tıptaki bitkileri kullanması için, rahatça kullanabilirler. Yalnız lütfen burada prospektüsünü okusunlar. Mesela diyorsa ki günde bir bardak için bir bardak içsinler. Oturup da 10 bardak içmesinler. Mesela ellerine tatbik edecekleri losyonu günde bir sabah bir akşam diyorsa bir iki kere yapsınlar. Yani üzerindeki prospektüse göre hareket etsinler. Ama tekrar ediyorum belki 10 kere Tarım Bakanlığı'ndan tasdikinden geçmiş olanları gönül rahatlığıyla her şekilde kullanabilirler. Tarım Bakanlığı'nın tasdikinden geçen bütün bitkisel ilaçları biz zaten öyle diyoruz. Aman üzerinize bakınız. Tarım Bakanlığı zaten 40 kişinin elinden geçiyor. Zaten dünyadaki literatür gözden geçiriliyor. Dünyadaki literatüre bakıp zaten bunlar Türkiye'de üretilmiyor. Hepsi dışarıdan geliyor. Bunlar iyi firmaların şeyleri. Zaten Tarım Bakanlığı da bunların tasdikinden geçine. Ben kaçak alınmasına karşıyım. Tarım Bakanlığı'nın tasdikinden geçmiş bütün tamamlayıcı verdiğimiz ilaçları gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'na inanmayacağız da kime inanacağız? Sevgili izleyiciler, Sağlık Köşesi'nin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya farklı bir konu tekrarlarımızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.